Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar, insansız hava araçları konusundaki çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyor. Bugüne kadar Bayraktar Mini İHA, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı DİHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi insansız hava araçları geliştiren Baykar, bir süredir Muharip İnsansız Uçak Sistemi MIUS üzerinde çalışıyor. Baykar, MIUS projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre MIUS projesinin geçmişi 12 yıla uzanıyor. Baykar, Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde MIUS çalışmalarına ağırlık verdi. Benzer hava araçlarını üreten dünyada birkaç ülke bulunuyor. İnsansız hava uçaklarının insansız hava araçlarında olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştirmesi ve 5. nesil savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor. MIUS, ses hızına yakın bir hızla görev yapacak. Sonraki prototipler ses hızının üzerine çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük taşıma kapasitesine sahip MIUS, hava hava, hava yer, akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünmek için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Bunun yanında kanatlarda da mühimmat yer alabilecek. MIUS, TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek olması dolayısıyla benzer projelerden üstünlük taşıyor. MIUS'un katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkış yapması, yakalama kabloları ve kanca yardımıyla da gemiye iniş yapması bekleniyor. MIUS, benzer tasarımlardan farklı olarak önde bulunan yatay kanatları ve dikey kuyruklarıyla agresif manevralar yapabilecek. Böylece önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını yapay zeka yardımıyla otonom gerçekleştirebilecek. MIUS, yapay zeka ve akıllı filo otonomisi yardımıyla DOS savaş uçaklarıyla birlikte kullanılabilecek. MIUS, daha yüksek kapasiteye sahip savaş uçaklarına karşı muharebe yapabilecek. Baykar, 2023'te MIUS prototipinin ilk uçuşunun gerçekleştirilmesini amaçlıyor.